haber geldi. Memoli? Uyudun mu? Üşürsün de sen şimdi. Niye kal demiyorum bana? Aklım bu kadar karışıkken, yüreğim iki yangının ortasında kalmış cayır cayır yanarken neden gitmeme izin veriyorsun Memoli? Niye kolumdan tutup çekmiyorsun beni? Cem, hadi biz gidiyoruz. Aşk ne kadar güzel bir şey değil mi? Komiserim, siz şiir okumaya başlamadan en iyisi ben gideyim. Komiserim mi? Beni böyle olur olmadık yerde utandırırsanız komiserim derim tabii. Şey, Başak nerede? Zeynep bırakmaya gitti. Biz nereye gidiyoruz? Ne? Benim karnım çok acıktı biliyor musun? E iyi, eve gidip yemek yiyin o zaman. Ben eve gidiyorum. Kimse yok mu lan burada? Geldik abi, buradayız. Kürşet abi kalk. Kalk, kalk hadi. Koşun çocuklar, koşun çocuklar. Çabuk sallanmayın, çabuk. Nereden çıktınız siz ya? Biz her yerden çıkarız abi, sen kafanı takma. Tamam tamam, çabuk çabuk. Hadi çabuk. İyi geceler Belgin. İyi geceler Belgin. İyi geceler çocuklar. Devam edin lütfen. Ay. Yine düğmeye bastım galiba. Eyvah, şimdi fena yakalandım. Allah Allah. Uyurlarken antenleri kapatıyorlar galiba. Aa, Berk. Belki teyze sen miydin o? Ödümü kopardın ya. Sen de benim Berk, sen de benim. Şimdi ne işin var senin bu saatte burada diyeceğim ama verdiğin cevaba da uykum kaçacak. Hadi en iyisi mi iyi geceler. Benimki de nereye kaçtıysa bir türlü gelmiyor Belgin teyze. Ne nereye kaçtıysa? Uykum Belgin teyze. Her akşam yaptığım gibi saat 9'da sütümü içip yattım. Ama o saatten beri gözüme bir türlü uyku girmedi Belgin teyze. Allah Allah, hasta filan olmayasın. Yine yerlere basmışsındır. Hadi annene söyle biraz nane limon kaynatsın sana. Onu iç, hiçbir şeyciğin kalmaz. Mışıl mışıl uyursun sabaha kadar. Yok Belgin teyze, ben hasta falan değilim. Değil misin? Başka bir şey bu. Daha önce bana hiç olmayan bir şey Belgin teyze. Böyle hani böyle 5-6 tane hamburger yiyip üzerine de 5-6 tane gazoz içince oluyor ya. Ne oluyor? Hani böyle sürekli kusmak istiyorsun da böyle bir türlü kusamıyorsun ya Belgin teyze. Belki susar mısın lütfen? Böyle sürekli kalbim hızlı hızlı atıyor. Ellerim terliyor. Böyle bacaklarım titriyor. Onun yüzü gözümün önünden gitmiyor Belgin teyze. Onun yüzü mü? O kadar güzel ki Belgin teyze. Berk, sen kimin yüzünden bahsediyorsun? Nasıl Belgin teyze? Az önce dedin ya, bir türlü yüzü gözümün önünden gitmiyor diye. Kimin yüzüymüş o bakayım gözünün önünden gitmeyen? Söylemem. Sır. Sır öyle mi? Benim neyim var Belgin teyze?
Sahiden hasta falan mı oldum? Bu da bir hastalık sayılır aslında. Hatta halk arasında ince hastalık derler buna. İnce hastalık mı? Ama hiç merak etme Berkciğim. Kızamık gibi bir şey. Belli bir yaşa gelen herkes mutlak bir kez yakalanır. Sahi mi söylüyorsun Berkin teyze? Tabii canım. Kimisi hafif atlatıp mutlu olur. Kimisi de yüreğini ateşle tutuşturup bir ömür boyu acı çeker. Benimki kesin ikincisi Berkin teyze. Böyle giderse sabaha kalmaz ölürüm herhalde. Aman Berk, Allah korusun. Eğer o yüzü aklından çıkmayan kıza iyi davranırsan, onu çok sevip mutlu edersen hiçbir şey olmaz. Ağrısız, sızısız atlatırsın sen de bu hastalığı. Tamam mı canım? Hadi, iyi geceler. İyi geceler Berkin teyze. Berkin teyze. Efendim Rambo? Ay, yani Berk. Peki, bu hastalığın bir adı var mı? Var tabii Berk. Ne peki? Aşk. Aşk mı? Evet Berk. Aşk. İyi geceler. Aşk. Aşk. Evet. Aşk. Aşk. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.